Merhabalar. Malum lavanta ekim dönemindeyiz. Ben de sizlere bununla ilgili birkaç püf noktası paylaşmak istiyorum. Lavanta ekim öncesi toprak hazırlığı için biz ilk önce derin çapalama istiyoruz. Neden? Çünkü topraktaki besin elementleri yukarıdan aşağıya doğru her zaman hareket eder. Biz eğer derin çapalama yaparsak, o zaman derinlerdeki organik maddeleri yukarıya doğru çekmiş oluruz ve böylelikle bunlardan hem yararlanma imkanı buluruz hem de toprağımız daha verimli olur. Toprağımızı canlandırırız ve kimyasal gübre kullanımını, ki bu istemediğimiz bir durum, minimuma indirmiş oluruz. Bir diğer özellik ise toprak üzerinde bulunan kesek dediğimiz büyük toprak parçacıkları bizim istemediğimiz durumdur. Bunların mutlaka bir aysam patlatma ile derin sürüm sonrası ufalanması gerekir. Çünkü eğer biz tohum yatağını ne kadar iyi hazırlarsak, o kadar bitkimizin sapa kalkma dönemi, 4-6 yapraklı döneme geçişi o kadar kolay olur. Bir diğer üçüncü unsur ise çapalama. Lavantamızı ektikten sonra belli dönemlerde mutlaka toprak temizliğine önem vermeliyiz. Bir bitki için sulama ne kadar önemliyse çapalama da o kadar önemlidir. Unutmayalım ki iki çapalama bir sulamaya eşdeğerdir. Biz her çapalamada toprağın derinlemesine havalandırmış, hava sirkülasyonunu sağlamış oluyoruz. Hava sirkülasyonunu sağladığımızda da toprağın dibindeki nem mutlaka toprağın üstüne çıkar. Lavanta kazık köktür. Yaklaşık 17-20 metre kadar derine iner. Ancak bir kökün 30 ila 60 santimetre, ilk 30-60 santimetresi maksimum besin elementlerini emdiği kısımdır. Her çapalamamızda bu besin maddelerini yukarıya çektiğimiz için, hava sirkülasyonuyla nemi yukarı çektiğimiz için bitkinin bundan maksimum derecede faydalanmasını sağlayabiliriz. Çapalama derken mutlaka dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi, çapa yaparken tıraşlama yapmıyoruz. Otları mutlaka kökten temizliyoruz. Bir ikincisi ise ekim amacı dışında bizim tarlamızda çıkan her şey bizim için yabancı ottur. Yani lavanta tarlamızda bir şekilde tozlaşmayla adaçayı çıktı diyelim ki. Mutlaka adaçayını da oradan temizlememiz gerekir ki bizim bitkimizle mücadeleye girer, onun besin elementlerini emer.